Alo. Barbaros Mahallesi 201 sokak. Adamın birini vurdular. Acil ambulans gerekli. Alo. Ne yaptı Sadık? Bitirdin mi? Kaçtı. Nasıl kaçtı? Yakala şu herifi Sadık. Ben vurdum seni. Hakkını helal et. Alo. Sadık. Sadık. Ne oldu baba? Mahmut kaçmış. Düşsün peşine, yakalasın. Yakalayamaz abi. Sadık vurulmuş. Nasıl yani? Allah'ın cezası, pislik herif. Evet, şu an Mert'in yanına giderek vakit kaybedemeyiz. Ama fotoğrafını gönderebiliriz. Evet. Ne oldu Deniz? Açmıyor. Mesajı gördü mü? Mesaj iletildi ama mavi tik yok. Ya görmezse? Görene kadar arayacağız Selma. O görene kadar ben ona mesaj atmaya da aramaya da devam edeceğim. Benim başka çarem yok. Tamam. Öldüyse öldü. Su testisi su yolunda kırılır nihayetinde. Başka bir adam tutalım baba. Aho. Ben eşkıya mıyım ha? Elimde silahlı ordu mu var? Felç olmadığımı bilen bir tek adam vardı. O da vuruldu. Zaten Mahmut şimdi kendini kimin öldürmeye kalktığını öğrenmeye çalışacaktım. Benden bu kadar yeter. Babacığım, ne olur yapmayın. Benim bu adamdan kurtulmam şart. Hem sadece bana değil, ailemize. Uzatma. Uzatma yeter. Babacığım, iyi misiniz? Anne. Dedem, ne oluyordu? İyi mi dedem? Yok bir şey. Ben dedeni böyle görmeye dayanamıyorum. Canım dedem benim. İyileşeceksin değil mi? Hem bak ben annem gibi üzülmüyorum da. Çünkü biliyorum benim dedem aslan gibidir. Bunu da atlatır. Hadi yatsın. Deden dinlensin biraz, biz çıkalım. Tamam. Görüşürüz dedeciğim. Sadık.
Hala görmedi mesajı. Telefonunu da açmıyor. Cüneyt Mert'in yataktan çıkmadığını söylemişti. Ya hala uyuyorsa? Abla? Siz ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Ben makyajımı tazelemeye gelmiştim. Hadi gidelim. Tabii hadi. Hadi gidelim. Hadi. Ailemi ölümle tehdit edince gerçekleri size anlatamadım. Biliyordum. Hastane raporlarının kaybolması boşuna değil. Ailemin ölümünde birilerinin parmağı var ama kimin? Doktor bey devam edin lütfen anlatmaya. Kesin böyledir diyemem. Anne babanız gibi ağır yaralanmalarda solunum yetmezliği görülmemiş bir durum değil. Ama hastaların her ikisinin de iyileşme emareleri gösterdiği bir dönemde olması düşük bir olasılık. Sadece bir hastada değil. Aynı zamanda iki hastada da aynı komplikasyonun ortaya çıkması asıl şüphe uyandıran durum bu. Peki böyle bir durum neden olur? O dönemde fişlerin çekilmiş olması ihtimali benim de aklıma geldi. Ama konuyla ilgili herhangi bir kanıt bulamadık. Ne tuhaftır ki odanın güvenlik kameraları da bozulmuştu. Bu işi ancak bir kişi yapmış olabilir. Sizi tehdit eden adam bu muydu? Evet. Bu defa elimden kaçamayacaksın Yalçın. Yazmış. Kimseye anlatamıyorum Mert. Gerçekleri kimseye söyleyemiyorum. Öyle bir çıkmaza düştüm ki en yakınlarıma karşı bile rol yapmak zorunda kalıyorum. En sevdiklerime bile yalan söylüyorum. İçim kan ağlaya ağlaya en ufak bir isteğim ve umudum olmadığı bir evliliğe sürükleniyorum. Biliyordum. Beni sevdiğini biliyordum. Düş yakamdan be Çınar. Sevgilim, evde misin? Tamam, hemen geliyorum. Mert nereye böyle? Mutlu olmaya gidiyorum anne. Aşkımı geri kazanmaya gidiyorum. Mert. Bak bak gel. Ne kadar istemesen de engel olmaya çalışsan da aşkın önüne geçilmiyor. Öykü de beni seviyor. Affet beni anneciğim. Bu eve ya öyküyle geleceğim ya da hiç gelmeyeceğim. Sen beni affet oğlum. Sanırım seni paylaşmak çok zor geldi bana. Ama Öykü çok iyi bir insan. Üstelik çok yetenekli. İkinizi mod evinin başında görmek için sabırsızlanıyorum. Hadi oğlum. Getireceğim anne. O evliliğe engel olacağım. Öykücüğüm, sen gerçi şık giyinmesini bilirsin ama bu siyah gelinlik biraz garip olmamış mı? Yaz tutar gibi. Ay ben de çok şaşırdım önce. Ama daha önce de dedim ya size. Şimdiki gençler artık modayı bizden daha iyi takip ediyorlar.
Artık gelinler ne renk istiyorlarsa o renk giyiyorlarmış. Aman zaten kıyafet bahane. Onlar mutlu olsunlar yeter. Tabii tabii. Çulla çaputla olacak değil ya mutluluk. Gelin kızım öyle uygun görmüş giyinmiş. Yaraşmış da. Bence de. Çok güzel olmuş. Hayat ne garip ya. Düne kadar ahbap yaptık. Artık bundan sonra dünür olacağız ha? Öyle. Çok şükür. Sağlığımızla çocukların da mürüvvetini gördük. Nerede kaldı bu nikah memuru? Gelir oğlum birazdan. Heyecan yaptı çocuk. İzninizle ben odama geçeyim. Ben de seninle geleyim. İzninizle. Çok şükür. Ya yetişecek mi sence Mert? Yetişmek zorunda Selma. Alo Özgür. Evet abi. O da beni seviyormuş hala. Aksine inanmak mümkün değildi zaten kardeşim. Hadi bakayım göreyim seni. Bu sefer kapkızı. Bu defa imkanı yok bırakmam Özgür. Haberdar et beni. Tamam kardeşim. Dikkat et kendine. Görüşürüz kardeşim. Geldim peşimden. Ayıp olacak. Birazdan helalim olacaksın Öykü. Ne ayıbı? Helalim mi? Hangi çağda yaşıyoruz ya? Neyse ne. Ya Yıldırım nikah olunca konuşamadık hiç. Neyi? Senin benden bir beklentin, bir isteğin falan var mı? Hiçbir beklentim yok Oğuz benim. Benim var ama. Neymiş? Birincisi artık çalışmanı istemiyorum. Yani kafe köşelerinde garsonluk yaptırmam sana. Olur mu canım öyle şey? Yani ben hem çalışmaya alışayım öyle evde sıkılırım. Sıkılmazsın merak etme. Kaynanan yapacak bir ton iş çıkarır sana. Günlerdir sayıklıyor zaten gelinim eve gelse de bizim yemekleri öğretsem diye. Bir saniye. Biz annenlerle beraber mi yaşayacağız? Evet. Yani ne gerek var ayrı eve? Yani annem de bizden ayrı kalmamış olur. Hep beraber yaşar gideriz. Ben ayrı evimiz, ayrı düzenimiz olur diye düşünmüştüm. Merak etme. Bu gece eve gelmeyecekler. Yani sadece biz olacağız. Dur ne yapıyorsun? Ayıp denen bir şey var değil mi? İçeride bir sürü insan var. Ya ayıp yatakta olur Hük. Ben içeri geçeyim. Öykü. İyi misin sen ablacığım? Bir şey mi oldu? İyiyim. İyiyim abla. Emin misin? Oğuzcan'ı sıkacak bir şey mi yaptı? Bak rengin benzin atmış senin. Hayır hayır. Bir şey yapmadı. Bir şey yemedim ya. Ondan öyle oldu. Öykü. Bana söylüyorsun bari kendine yalan söyleme. Oğuz'la evlenmek istemediğin gün gibi ortada. Ablacığım, hiçbir şey için geç değil. Hala vazgeçebilirsin biliyorsun değil mi? Benim için en iyisi bu. İnan bana tamam mı? Hadi şimdi içeri geç. Annemler bir şey oldu sanacaklar. Hadi ablacığım. Tamam. Ben ne yaptım ya? Ben bu adamla nasıl bir ömür geçireceğim? Keşke bunlar bir kabus olsa. Uyansam ve bitse. Ya da bir mucize olsa.
Ya hadi abi yürüsene hadi, hadi! Mert, sonunda. Aldın mı mesajımı? Gördüm Deniz, gördüm. Çok teşekkür ederim. Tamam, neredesin şimdi sen? Yoldayım, geliyorum. Tamam Mert, çabuk ol lütfen. Bak nikah daha başlamadı. Deniz, ne olur izin verme. Bak, engel ol o nikaha. Tamam, ben elimden geleni yapacağım. Oyalıyorum onları, tamam mı? Merak etme. Ama sen çabuk ol lütfen Mert. Tamam, geliyorum. Bekliyoruz. Ya abi, hadi sene. Ya hadi sene. Haber var mı? Var. Mert'le konuştum şimdi. Yolda geliyor. Uf, yetişebilecek mi? Yani nikah memuru ha geldi ha gelecek. Yetişmek zorunda Selma. Elimizden geleni yapacağız. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? İçerideki herkesi oyalayacağız. Yani neyse dur bakalım. Biraz daha zaman var. Ben bir Öykü'ye bakıp geleyim. Of. Cınar ne yaptı acaba? Deniz. Ne yaptın? Doktorla konuşman nasıl geçti? Bir şeyler öğrenebildin mi? Öğrendim Deniz. Yalçın en başından beri doğru söylüyormuş. Ailemin katili Yalçın'mış Deniz. Doğru biliyormuşuz. İnanamıyorum ya. Yani tamam şüpheleniyordum. Ama bu kadarını da yapmaz diyordum. Yani bir yanım hep yapmamıştır diyordu. Yapmış ama. Hastanedeyken içeri girip yaşam ünitelerinin fişini çekmiş. Canilikten başka bir şey değil bu yaptığı. Aynen öyle. Deniz ben bu insana yıllarca abi dedim. Ailemden biri olarak bildim. Ama bu yaptığının cezasını çekecek. Yanına bırakmayacağım. Hak ettiği cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız Çınar. Ben senin yanındayım. Sevgilim. Nikah katılmak istemezsen anlarım. Yok Deniz içeri gidelim. Hem zaten insanlara yeterince ayıp oldu. Hadi içeri geçelim. Deniz, hayatım iyi misin? Öykü evlenmek istemiyor Çınar. Mert'i kendinden uzak tutmak için yapmış her şeyi. Öykü mü söyledi sana bunu? Hayır. Öykü hala inatla susuyor. Ama kendini tutamayıp Mert'e mektup yazmış. Odasında buldum. Mektubu buldum deseydin Öykü'ye. Desem de bir şey değişmez ki. Öykü inat ediyor. Deniz, bu mektubu Mert'in bilmesi lazım. Haber verdim. Yani mektubu yolladım ona. Şimdi geliyordur, yoldadır. Ne olacak şimdi? Yani böyle göz göre göre evlenmeden izin mi vereceğiz? Ben açarım. Hayır, nikah ertelemenin bir yolunu bulmak zorundayız. Mutlaka bir şey yapmamız lazım. İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hazırsak hadi nikah merasimine geçelim. Hazırız. Oğuzcuğum, hanımefendiye bir şeyler ikram etseydik ayıp olmuyor mu? Ay ne olur kusura bakmayın heyecandan. Ne alırsınız çay kahve? Teşekkür ederim. Hiçbir şey almayayım zira biraz acelem var. Buradan sonra bir nikah merasimine daha yetişeceğim. Olur mu öyle şey? Boğazınız kurur falan sıcak bir şeyler için. İçmiş kadar oldum. Teşekkürler. Damat bey. Buradayım. Gelin hanım. Kızım. Gelin hanım sen değil misin? Ne? Bak memurum senden bahsediyor. Hadi buyurun geçelim masaya. Buyurun. Tabii. Yalvarırım evet deme Öykü, yalvarırım evet deme. Çık. De
değerli konuklar, Oğuz Bey ve Öykü Hanım'ın nikah merasimine hepiniz hoş geldiniz. Oğuz Bey, Öykü Hanım, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin evlendirme dairesine evlenme başvurusu yaptınız. Ve yapılan incelemenin sonucunda evlenmenize mani hiçbir şey bulunamadı. Şimdi bu güzel isteği konuklarımızın ve şahitlerin önünde tekrarlamanızı rica ediyorum. İzniniz olursa eğer ben nikahtan önce bir konuşma yapmak istiyorum. Heyecanınızı anlıyorum. Ancak lütfen konuşmanızı nikah sonuna saklayın. Rica edeceğim. Nerede kalmıştık? Sayın Oğuz Aslan, Öykü Hanım'ı hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi hür iradenizle bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Öykü Yılmaz, Oğuz Bey'i kimsenin baskısı altında kalmadan kendi hür iradenizle bir ömür boyu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Heyecandan gelin hanımın dili tutuldu herhalde. Hadi sorumuzu bir daha soralım. Öykü Hanım, Oğuz Bey'i bir ömür boyu kimsenin baskısı altında kalmadan hür iradenizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Öykü, ne duruyorsun? Evet desen. Öykü kızım. Kızım, bak çok nazlı aşık usandırır. Pardon. Ben hemen kapıyı açıp geleyim. Öykü. Mert. Bu kim oluyor oğlum? Kimdir bu? Yapma bunu bize. Mektubunu okudum. Seni bu kadar çok severken sensizliğe mahkum kalmak çok zor. Bunlar sadece senin sözlerin. Değil bizim aşkımız, bu bizim gerçeğimiz. Annemle aram bozulmasın diye beni koruduğunu biliyorum. Ama bunların hiçbirine gerek kalmadı. Annem söyledikleri ve yaptıkları için çok pişman. Senin çok yetenekli bir tasarımcı olduğunu düşünüyor. Hatta al Öykü'yü gel, birlikte moda evini yönetin dedi bana. Şimdi aşkımıza inanma sırası sende sevgilim. Senin adının geçtiği her şeye iyi ki diyorum. İyi ki hayatıma girdin diyorum. İyi ki seni tanımışım diyorum. İyi ki birbirimizi sevdik diyorum. Hadi gel. Çıkıp gidelim buradan. Keşkesiz, yarınsız, telaşsız bir hayata başlayalım. Eğer şimdi bu adama evet dersen, ömrümüzün sonuna kadar bizi mutsuzluğa mahkum edeceksin. Sen benim hayatımsın. Hayatımı elimden alma. Hadi gel, gidelim. De yeter be, defol! Bu nedir şimdi? Çıkarın şu adamı yahu. Faysel Hanım, Şevki Bey ne duruyorsunuz? Çıkarsanıza. Mert yapma oğlum. Delikanlı, efendi gibi çek git buradan. Bizim de canımızı sıkma. Hadi gidelim. Öykü. Geç yerine kızım. Baba. Bırak. Affedin. Yapamam. Ne demek yapamam Öykü? Sen kimin karısın? Sakin ol. Sakin. Ya bir şey demeyecek misiniz? Evet Zincim. Fındık aromalı. En sevdiğim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok sevindim seni gördüğüme. Nasıl gidiyor hayat? Ela, sohbet etmeye gelmedim ya ben buraya. Bu sahte samimiyet hallerini geçebiliriz. Ne anlatacaksın bana? Bak, birazdan anlatacaklarım senin için pek sevindirici olmayabilir ama... Ya ben her şeyin zamanla daha güzel olacağına inanıyorum.
Ahu sana bazı şeyler anlatmamakla hata etti. Sonuçta sen yetişkin bir insansın. Her şeyi bilmeye hakkın var. Ela, lafı dolandırma. Söyle ne söyleyeceksin? Esin, ben babanla bir süredir beraberim. Bu muydu söyleyeceğin? Ama salaklık bende. Ben senin ne kadar yalancı bir insan olduğunu unutmuşum. Esin, ben hamileyim. Babanla bir bebek bekliyoruz. Ela. Ela, kes yalan söylemeyi. Ne yapmaya çalışıyorsun sen, anlamıyorum ben. Yalan söylemiyorum Esin. Bak, inanmıyorsan kendi gözlerinle gör. Yalçın annenden boşanacağını ve sana bir kardeş geleceğini kendi söylemek istedi ama Ahu engel oldu. Sahte ki. Sahte bunlar da işte, hepsi sahte. Tamam hayatım. Bana da kanıtlara da inanmıyorsun. O zaman git annene sor. Leyla, hani ben sana bir soru sormuştum. Ve ne zaman istersen o zaman cevap verebilirsin. Sen düşün demiştim. Ben beklerim hani. Hatırlıyor musun? Evet. Tamam. İşte bak şimdi nedenini sormanı istemiyorum. Ama ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Çünkü zaman akıp gidiyor. Ben bundan sonraki hayatımın her dakikasını seninle birlikte geçirmek istiyorum. Benimle bir ömür paylaşmaya hazır mısın? Hazırım. Leyla, beni dünyanın en mutlu erkeği yaptın. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. İşte. Bu nasıl iş Şevki Baba ya? Oğuz. Kusura bakma Oğuz. Size karşı da çok mahcup olduk. Bu size hiç yakışmadı. Beni rezil ettiniz cümle aleme. Ne desen haklısın oğlum. Ama olan oldu. Yani çok çok özür diliyoruz. Hem senden hem ailenden. Özürle çözülecek bir iş değil bu. Tamam Oğuz. Daha da fazla uzatma. Kızımız bir eşek tiketti, özrümüzü diledik. Daha da fazla konuşup ağzımızın tadını kaçırma. Benim ağzımın tadı yeterince kaçtı. Ama bu iş burada kalmaz bilesiniz. Hadi eyvallah. Oğlum dur bir dinle. Oğuz. Tamam bırak gitsin. Ben onunla sakinleşince konuşurum yine. Ya sen de çok sert çıktın çocuğa. Ha burada da suçlu ben oldum öyle mi Aysel Hanım? Doğru söylüyorsun ya. Ben adama niye bağırıyorum ki? Senin kızın ortalığı valiliğe verecek. Ondan sonra adamla beraber ne nişan masasına oturacak. Adamı tek başına masada bırakıp gidecek. Çocuk oyuncağım bu ya. Rezil etti bizi el aleme. Ona söyle gözüme gözükmesin. Bu kapıdan da içeri bir daha girmesin. Sen ne diyorsun Şevki? Benim kızım ne zaman isterse o zaman girer bu kapıdan içeri. Kızının yaptığına şaşmamalı tabii. Senden yüz buluyor. Ya sen ne diyorsun Şevki? Ya zorla mı evlendirecektik yani kızı? El alem ne der diye bırakalım mutsuz mu olsaydı? Ya tamam ayıp oldu insanlara ama zararın neresinden dönülse kârdır. Sonra daha büyük işler yaşayacaktı başımıza. Anne, baba. Tamam yeter artık ya. Olan oldu, yapacak bir şey yok. Deniz. Kızım senin bu Mert olandan haberin var mıydı? Şevki baba. Mert'le Öykü uzun zamandır beraberlermiş. Ama size söylemeye çekinmişler. Yani aralarında böyle yanlış anlaşılmamış. Öykü de yanlış bir karar almış. Durum bu. İyi de arkadaş. Ben iskele babası mıyım ya? Benim niye haberim olmuyor böyle şeylerden? Sen mi çalak tuttun bunları? Ben bilsem hiç buralara gelir miydi Şevki? Ya ne halt etme? Ya tamam. Rezil olduk çocukların önünde. Yürü içeride konuşalım. Ya
Hayatım, sıkma canını. Karı koca onlar mutlaka toparlarlar. Bu sefer biraz zor ya. Neyse, ben bir Öykü'yü arayayım, aklım kalıyor. Ya dur ben arayayım. Belki size mahcubiyeten açmaz telefonu. Biz Mert'le mesajlaştık. Konağa gitmişler bile. Konağa mı? Hı. Leyla Hanım ne demiş? Çınar hadi biz de gidelim. Bak şimdi Öykü kendini yalnız hisseder. Hayatım, dur bir sakin ol. Leyla yengem gayet güzel karşılamış onları. Hem aşıkları yalnız bırakalım değil mi? Var ya, bir an Mert yetişemeyecek diye ödüm koptu biliyor musunuz? Ay sorma benim de. Son çare atacaktım kendimi ortaya. Hayır siz evlenemezsiniz komşusunuz diye. Ya bu... Bu bir rüya değil değil mi Mert? Ya ben gerçekten seninle senin odandayım. Hayır bir tanem. Bu bir rüya değil. Sevgilim, yaşadığımız onca şey bir kabustu. Ve biz o kabustan uyandık. Hala inanamıyorum. İnan sevgilim. Çünkü ben sana inanmaktan bir an bile vazgeçmedim. Annen nasıl ikna oldu? Bizim aşkımız Leyla Sultan'ı bile dize getirdi. Baktı oğlu elden gidiyor. Ve oğlu elden gidince en yetenekli tasarımcısı da elden gidiyor. Dedi ki bu iş böyle olmaz. Nasıl ya? Hani bize inanmıştı? Şaka şaka. Tabii ki de inandı. Annem seni her zaman takdir etti ve sevdi. Hem sana inanmasa moda evinin başına geçin der mi? Demez. Ya her şey gerçek olmayacak kadar güzel. Ne desem bilmiyorum. Söylenecek tek bir şey var. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Mahmut Bey nasıl? İyi. Neden sordun? Hiç. Belki bugün de uğrar diye düşünmüştüm ama. İzmir'de yok mu yoksa? Yok burada. Beraberdik az önce. Yalçın! Yalçın nerede? Çınar ne oluyor? Yenge cevap ver bana. Yalçın nerede diyorum sana. Çınar tamam bir sakin ol. Deniz sen karışma bu meseleye. Yenge cevap ver nerede? Bilmiyorum. Yenge bana sakın yalan söyleme. Bak kalbini kırmak istemiyorum o yüzden bana cevap ver. Nerede diyorum sana. Çınar gerçekten bilmiyorum. Neden soruyorsun? Niye bu kadar öfkelisin? Çünkü senin kocan eli kanlı bir katil. Benim ailemin katili. Cevap ver. Nerede o adam? Çınar, sen ne dediğine farkında mısın? Rica ediyorum kendine gel. Ne oluyor ya? Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Senin kocan eli kanlı bir katil. Benim ailemi öldürdü. Hem de hastane odasında yaşam savaşı verirken. Yalçın katilin iğrenç bir adamı teki. Olamaz. Mümkün değil. Yenge, nerede bu herif? Sana son kez soruyorum, bana cevabını ver. Yalçın nerede diyorum sana? Çınar, bir sakin. Mert, ben sakin falan olamam. O herifin cezasını kendi ellerimle vereceğim. Bulacağım o pisliği, nereye giderse gitsin. Çınar, sakin ol. Yalçın böyle bir şey yapmış olamaz. Çınar. Baba. Thank you.
anneli babanın hastanede öldüğünü bilmiyordum evlat. Ne yapardın? Mustafa'yı kurtarmak için oranın başını yaktığın yetmedi mi? Ha? Senin de iline kanlar bulaştı Fehmi Koca Bey. Ailemin kanı senin de iline bulaştı. Katilsin. Sen de katilsin. Baba! Baba! Bir şey söyle. Dede. Baba cevap ver. Dede kendine gel. Baba. Baba. Çınar. Çınar tamam. Baba. Çınar. Baba bir şey söyle bana. Baba. Çınar tamam gel. Çok üzgünüm. Sakin ol. Ne oldu Fehmi amcaya? Fehmi babayı kaybettik Öykü. Baba. Dedem öldü Öykü. Boşanacağını ve sana bir kardeş geleceğini kendi söylemek istedi ama Ahu engel oldu. Sahte ki. Sahte bunlar da işte hepsi sahte. Olamaz. Doğru olamaz. Babam böyle bir şey yapmaz ki bana. Efendim Özgür. Esin, sen iyi misin? Sesin kötü geliyor. Bir şey mi oldu? Özgür, ben hiç iyi değilim ya. Çok kötü bir şey öğrendim. Ne oldu? Neredesin sen? Sokaktayım. Nereye gideceğim, ne yapacağım hiç bilmiyorum ben şu an. Buraya gelsene. Konuşuruz hem. İyi gelir belki ha? Tamam, tamam. Geliyorum. Tamam.